Isıtmayan yalancı Karadeniz güneşi yolcu etmişti onları. Kimi anasının yüzlerce kere olduğu gibi sağlıklı yolculuk duasını almış, kimi baba eli öpüp helalleşmişti. Çocuklar sabahın erken vakti yataklarında öpüp koklanmıştı. Denize arkalarını dönüp Anadolu'nun buzlu kırağı kaplamış asfaltında yolu içiyorlardı adeta. Fatih ikili koltuğu ayaklarını uzatmış uyukluyor, Emin Nasır'ın omuzuna yaslanmış kestiriyor, Tomiç başını cama yaslamış, 3000 kilometre ötedeki evini, sıcacık evini düşünüyordu. Erol, Mustafa ile arkadaşlarını uyandırmaktan korkarcasına mırıldanarak Antalya'da alacağı evin hayalini kuruyordu. En önde Kıbrıs gurbetçisi, İzmirlilerin sevgili Miki Metesi, neşesinin doruğunda, saatler sürecek sandığı yolculuğun daha başında arkadaşlarına tek tek takılıyordu. Onları bir sonraki virajda ölümün beklediğini kim bilebilirdi ki? Birden bir çığlık duyuldu. Mete son cümlesini aykırdı. Bu kamyon üstümüze geliyor. Kader işte. İlk fırlayan da Muzaffer olmuştu. Ç
Yok muydu Muzaffer'imden, koç gibi Muzaffer'imden başkası diyor hayatının baharında dünyası kararan bir genç kadın. Bulamadın mı ecel, gencecik yaşında ana kucağından çıkıp gurbette ekmek parası arayan Metem'den başkasını diyor bir ana. Bize lanet
Sabah ayazının etkisini kaybetmeye başladığı bir kuşluk vakti. Başkentte bir gazetenin idare binası ve telex inler gibi çınlamaya başlıyor birden. Flash, flash, flash. Telex'in üzerinde bir cümle var ve okuyan donup kalıyor. Hareket ederlerse zaman yine akacak ve okudukları gerçek olacakmış gibi. Kimse de ilk şok ağlamak bile olamamıştı. Not şöyleydi. Samsunspor yok artık. Samsunspor yok artık. Samsunspor yok artık. Diye soruyorlar. Ana
Sabah uyanmışlar, son idmanın yorgunluğunu bile henüz atamadan yola koyulmuşlar. Bu bir masal girişi değil. Çünkü masallar iyi biter. Bu bir isyan, kadere isyan. Sabahın kuşluk vaktinde Samsun-Ankara karayolunun havza çıkışında bekleyen ecele isyan. Yürekleri saran dayanılmaz kedere isyan. Kim derdi ki o vurduğu yerden ses getiren o dipdiri Emin bir daha yürüyemeyecek? Kim derdi ki o kıvrak, o raket gibi ayaklı Tomiç bir daha adını bile söyleyemeyecek? Kim derdi ki o garip, o sevecen, ayakkabı yıkamaktan formaları ütülemeye kadar her şeye koşan Halil Bayraktar bir daha maç bile seyredemeyecek? Kim derdi ki o gurbetçi Nasır bir daha yerden ses getirircesine koşamayacak? Kim derdi ki o Erol, üç kişi arasına girip topla çıkmayı bir yana bırakın, bir daha yardımsız karşıdan karşıya bile geçemeyecek? Ve tüm Samsun birbirinden habersiz her evde, her sokak aralığında şu cümleyi mırıldanacak yıllarca: öyle zor geldi ki bu ayrılık.
sabah uyanmışlar, son idmanın yorgunluğunu bile henüz atamadan yola koyulmuşlar. Bu bir masal girişi değil. Çünkü masallar iyi biter. Bu bir isyan, kadere isyan. Sabahın kuşluk vaktinde Samsun-Ankara karayolunun havza çıkışında bekleyen ecele isyan. Yürekleri saran dayanılmaz kedere isyan. Kaç para demeden Samsun Sporu için koşan, sonunda kırmızı beyazlı forma için can bile veren Nuri Hasan. Can dost yok artık. 1960'lı yılların başlarında Büyük Metin Oktay'ın yerine Galatasaray'da forma giyen unutulmaz Nuri Hoca yok artık. Yeah.
Evet, 86. dakikaya giriyoruz. Namağlup Galatasaray sürekli bastırıyor. Samsun Spor'sa muhteşem sabrının karşılığını alacak mı acaba? Dakikalar var artık maçın bitmesine. İşte Prekazi. Uzak direğe kesiyor, zıpladı Fatih. Fatih çıktı ve aldı topu. Hemen eliyle başlattı Muzaffer'de. Sıyrıldı rakibinin yanından Muzaffer. Orta yuvarlığa doğru yaklaşıyor. Şöyle bir sağa baktı. Okudu arkadaşlarını, bir al ver ve tekrar Muzaffer'de. Erol sokuldu yanına. Ona verecekmiş gibi yaptı Muzaffer. Orta çizgiye kadar gitmişti. Uzattı sol tarafa. Erol buluşuyor topla. Galatasaray defansı dönmekte gecikiyor. Erol süratle indi. Ortaya dönmeden baktı. Mete geliyor. Nefis bir top. Mete'ye geliyor. Gelişine vurdu Mete. Nefis bir vole. Gol. Evet gol. Simović yerlerde. Top Galatasaray direlerinde. Samsun Spor öne geçiyor. Mete şu anda tribünlerde kucak kucağa. Muzaffer de yanına geldi. Mete Muzaffer'in kucağında. Tribünlerle bir yumak oluşturdular adeta. Samsun'da binlerce seyircinin sevgisi akıyor Muzaffer ve Mete'ye. Samsun Spor 1, Galatasaray 0. Son 3 dakikaya giriyoruz. Muzaffer ve Mete'nin bu unutulmaz golünü ben anlatmadım. Ama anlatmayı çok isterdim. Bundan böyle ne ben ne de bir başkası böyle bir gol anlatamayacak artık. Onlar kalbimize gömüldü, anılarda yaşayacak. Thank you.
içinde anam buldu abisi. Takım bayrağını da anam sardılar bizi. Rıza sağ taraftan ortalıyor. Feyyaz bir kafa pası Ali'ye indirdi. Ali birden de topu kontrol etti. Süratten ceza alanına giriyor. Muzaffer var. Arkadan bir müdahale. Muzaffer müdahaleyi yapıyor. Ali yerde. Evet, tehlikeli bir müdahale bu. Muzaffer başında. Kaldırmaya çalışıyor Ali'ye. Elini uzattı. Centilmen bir hareket. Ali'yi yerden kaldırıyor. Ali'nin sakatlığı da pek önemli değil. Bir faul atışı kullanacak Beşiktaş Samsunspor karşısında. Evet, az önceki sert hareketten en çok üzülen belli ki Muzaffer oldu. Tomic çok iyi bugün. Evet, İstanbul Fenerbahçe stadında Fenerbahçe seyircisi bile alkışlıyor Samsunspor'un bu oyununu. Özellikle Tomic'i. Tomic sıyrıldı rakibinden. Müjdat'ın üzerine doğru geldiğini görünce bıraktığını hasıra. Bir bindirme var orada. Bindiren kim? Gerilerden çıkan Muzaffer. Tek top oynuyor Muzaffer. Erol, ondan Mustafa'ya. Tekrar Muzaffer. Bıraktı Mete'ye. Şut ve Schumacher. Mete'nin falsolu vuruşunu Muzaffer'den önce yatan Schumacher yakalıyor.